Yancık ilçesinde oradaki son gelişmeleri aktaracak. Evet, söz sende Devrim, dinliyoruz. Ayşenaz, biz Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyündeyiz. İşte selin en büyük felaketi yaşandığı köyde bulunuyoruz. Kameraman arkadaşım Burak Yılmaz'la birlikte işte şu an görüntüde aslında bir dere yatağını görüyorsunuz ama burası bir dere yatağı değildi. Burada 38 hane vardı. Bu çayın yakınında sel gecenin bir yarısında yukarıda gördüğünüz işte ormanlık alanın altında bulunan kütüklerle ve tomruklarla birlikte şiddetini arttırdı ve burada bulunan 38 haneyi önüne kattı ve burada bir adete can pazarı yaşandı. İşte kameraman kardeşim o tomrukların bulunduğu yeri gösteriyor. O tomruklar işte bu yataktan, aslında bu dere yatağı değil, burada evler vardı. Bu evler o gece can pazarı yaşandı bu evlerde. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Şu an bir apartmanın önündeyiz aslında biz. Bu apartman apartmandan geriye kalan sadece merdivenleri var. Burada 5 katlı bir apartman vardı. Babaçay köyünün en yüksek binasıydı. İşte o gece sellerle birlikte bu bina yerle bir oldu. Biz şu an Babaçay köyündeyiz. Köydeki vatandaşlar yavaş yavaş evlerine doğru gelmeye başladılar. Biz de işte o vatandaşların bulunduğu yöne doğru gidiyoruz aslında. Kameraman arkadaşım Burak'tan rica ediyorum, işte köyün girişi burada başlıyor gibi gözüküyor ama bu arada tam 40 hane vardı. 40 hane şu an yok. Yerinde derenin getirdiği taşlar ve kumlar yer alıyor. Biz işte şu an sol tarafımda köylüler oturuyor. Onların yanlarına doğru gidiyoruz ve o gece neler yaşandı, ne oldu, onlara soracağız. Tabii ki üzgünler. Şu an oturuyorlar. Efendim geçmiş olsun. O gece ne oldu? Bize anlatabilir misiniz? Öncelikle geçmiş olsun. Sağ olun. O gece saat 1-1.30 sıralarında işte yağmuru şiddetini arttırınca ben kendi evimi boşalttım buradan. Suyun gittiği yerde kendi evim vardı. Gösterebilir misiniz bize bir evinizin yerini? Şu an ilerideki şu görmüş olduğunuz ağacın olduğu yerde, yani bir dere yatağı. Şu an dere akan yatak tamam. Evet. Orada evim vardı benim. Şu anki akan dere yatağının orada. Burası ayrı bir yoldu zaten. Yani bu köyü, bu meydanı ayrı. Buradan bu tarafını komple getirdi. Yani şu burada evler oldu. Burada evler mi burada vardı? Burada yerleşim yeri vardı. Bu gördüğünüz yerde komple yerleşim yeri vardı. İstinat duvarımız vardı. 63'teki selden sonra yapılan. Sonra bu domruk deposu, gördüğünüz şu domruk deposu, bizi mahveden bu domruk deposu oldu zaten. Yani bu büyüdükçe büyüdü bu arka tarafta. Buna kimse dur demedi. Yani. Peki o akşam siz evde miydiniz yağmur yağdığı sırada? Evdeydim, işten geldim, evdeydim. Evde o yağmur şiddetini arttırdığı zaman dayım aradı, oğlum orada durmayın, bu tarafa geçin. Ben çoluğu çocuğu bu tarafa geçirdim. Hı-hı. Daha sonra kepçe geldi saat 1.30 sıralarında. Ben kepçede evde mahsur kalanları kurtardık. Anlasak şu görmüş olduğu yıkıntı olan evde kanser hastamız vardı. Aynen, onları aldım ben, sırtımda çıkardım. Hatta oğlu da burada, kendileri de burada, annesi de burada. Onları ben evden aldım, ikisini de buraya getirdim. Burada damatlar var, buraya getirdim. Çok geçmiş olsun, çok geçmiş olsun. İşte Babaçay köyünde yaşananları, o gece yaşananları aktardık. Sözü merkeze bırakıyoruz.